Arkadaşlar bugün İrlanda'nın bu köşesinden size sesleniyorum. Bugün size seslenmemin tek bir nedeni var. O da ilk defa kamerayla dışarıya çıktım. Görüntüler ne kadar iyi gelecek, neler olacak, neler bitecek hiç bilmiyorum. Ve bugün aslında kameramı test etmek için bir deneme vlogu çekeceğiz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linke tıklayarak kanalıma abone olmanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar öncelikle saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Beğeniyor musunuz bilmiyorum. Ama bugün saçlarımı kestirdim. Öyle değişik bir şey. Saçlarımızı kestirerek başladık güne. Vallahi kamerayı yeni aldım. Bilmiyorum ne kadar fokustayım, ne kadar değilim. Eğer bunu yayınladıysam büyük ihtimalle görüntülerde bir sıkıntı yoktur ki yayınlamışımdır diye düşünüyorum. Şu anda da şehir merkezine geldim böyle size. Değişik bir yerden çekim yapayım istedim ve evet yağmur yağıyor ancak umurumda mı? Hayır değil. Neyse bugün böyle değişik bir çekim olacak. Elimden geldiğince size sağa sola göstereceğim. Hadi bakalım. İrlanda'da eğer sokakta dolaşıyorsanız sağınıza solunuza çok dikkat etmenizi size öneririm. Çünkü neden diyecek olursanız gördüğünüz üzere yerden para bulma ihtimaliniz çok yüksek. Dikkatli olun, bulabilirsiniz. Saçlarım iyi ya, fena değil bence. Ne diyorsunuz? Neyse gidelim şimdi bir kahve alalım şimdi. kahve içmedim bugün, bak kahve içebilirim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi İrlanda'da daha önceden femin dedikleri bir dönem geçirmişler. Nedir o femin dedikleri dönem? Çok büyük bir açlık dönemi geçirmişler. O açlık dönemi esnasında da yani burada çok fazla insan ölmüş. Milyonlarca insan ölmüş ve bu nokta şu anda benim bulunduğum nokta bu ölen insanları simgelemek adına, tüylerim diken diken oldu. Ölen insanları simgelemek adına yani açlıktan ölen o insanlar için yapılmış bir nokta. Bunları da statue deniyor. Yani nedir onlar? İşte heykel. Buraya birkaç tane heykel yapmışlar. Arkamda da görüyorsunuz. Bu insanların yemek yemediğini, taş taşıdıklarını ve aç kaldıklarını simgeleyen bu şekilde statüler yapmışlar. Şehir merkezine gelirseniz buraya da gelirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Osmanlı döneminde bizler yardımcı olmuşuz İrlandalılara. Yaklaşık 7 gemi erzak göndermişiz. Ancak bu gönderdiğimiz erzakların 7 gemisinin zannediyorum ki 4 gemisi İngiltere tarafından tutulmuş ve İrlanda'nın eline sadece 3 gemi erzak geçmiş. Üzücü bir şey. Böyle bir dönemde geçirmişler zamanında. Arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz köprü İrlanda'da bulunan bir asma köprü ve dikkatli olarak bakarsanız köprü aslında bir arpa benziyor. Şimdi bu köprüden daha da önemli olan hemen onun arkasında bakın cam şeklinde bir tane bina var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Oval önü. Birazdan daha yakından da çekip size göstereceğim. İşte o bina buranın belediye meclisi oluyor ve o mecliste bugün bir karara varacaklar. O da İrlanda bir seviye daha geriliyor mu yoksa gerilemiyor mu diye. Çünkü dün akşam İrlanda'daki sağlık örgütü bir açıklama yaptı ve dedi ki İrlanda'daki çok fazla hasta sayısı olduğu için bir seviye daha geri gidilmesinden bahsediyor. Yani hiç haberler iyi değil. Yarın zaten eğer bir karar verirlerse yarın size bunu da haberini vereceğim. Şimdiden sana bu binayı ve şuradaki arp şeklinde benzeyen asma köprüyü de size göstermek istedim. Şu anda o kadar çok şeyi aynı anda deniyorum ki anlatamam. Bir noktada da şu arkamda güzel güzel size manzarayı da göstereyim. Bir noktada da mikrofonu deniyorum. Çünkü mikrofonda AT Duo D4 diye bir mikrofon var. Vloggerlar için olan. O mikrofonu aldım. Belki onunla ilgili de bir tane hatta şey yaparım dedim. Ses denemesi yaparım dedim. Şu anda burada inanılmaz rüzgar var. Bu mikrofonla alakalı tek kötü özellik olarak şunu söylüyorlar. Mikrofonun sadece sesinin çok kötü geldiğini yani rüzgara karşı dayanıklılık özelliğinin çok kötü olduğundan bahsediyorlar. O yüzden dönüyorum bir yandan da aslında kendime de not. Ses hani kötü mü çıkıyor, güzel mi çıkıyor onu da test etmiş oluyorum. Size de bu arada güzel manzaralarımızı göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar ümit ediyorum ki görüntü de güzeldir. Neyse saçlarım da uçuşuyordu. Teyzelerimiz geçiyordu. Çok ediliyordum. Bugün çok enerjiyim ben, inanılmaz iyiyim. Arkadaşlar
hatırlayanlarınız vardır. Daha önce bu delivery yapan çocuk, hani delivery yaparken bir araba tarafından gelip ezilmişti. O videoyu yaparken de buranın önünden geçiyordum. Ben burayı belediye meclisi gibi bir şey zannediyordum. Meğer burası Dublin Konferans Merkezi'ymiş. O yüzden yapılan konferanslar veya büyük ölçekli toplantılar bu bina içerisinde yapılıyormuş. Şu anda önüne geldim, baktım. Dublin Konferans Merkezi'ymiş. İsmi biraz önce Dublin Meclisi gibi bir şey söyledim. Kusura bakmayın, değilmiş. Dublin Konferans Merkezi. Şu anda İrlanda'nın merkezinde bir yerdeyim arkadaşlar. Bu hastalıktan dolayı şu burasında Powers Court meydanı diyorlar. O yüzden buraya insanlar gidip açıkça söylemek gerekirse içiyorlar. Son aylarda buralara gelip yemek yemeden içmeniz imkansızdı. Ama şu anda hiçbir şey yemeseniz de benim gördüğüm kadarıyla yani ekstra para almadan içebiliyorsunuz. Bilmiyorum nasıl gidiyor, nereye gidiyor bu durumlar, anlamadım ya. Bu kadar vakanın hızlı bir şekilde artması kadar bence normal bir şey daha yok ya. Gerçekten yok yani. Ve ufacık bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor ve ben çekim yapabiliyorum. İşte bu be. İşte bu be. Koca gün görüp gördüğüm bütün açık hava şu, şu mavilik, şuradaki mavilik. Allah'ım ne kadar mutlu oldum anlatamam ya. Bütün gün görebildiğim tek mavilik bu. İşte hava bu kadar güzel burada da. Vallahi arkadaşlar şu anda kamerayla alakalı ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Daha eve gitmedim. Makinenin üzerinden bakabildiğim kadarıyla inanılmaz güzel fotoğraflar çekiyor. Gerçekten şok oldum. İlk defa fotoğraf çekmekten bu kadar zevk aldığımı söyleyebilirim. Açıkça söyleyeyim. Bu kadar güzel fotoğraf çekebileceğini gerçekten düşünmüyordum. Birçok insan şey diyordu, hani fotoğraf çekimi çok iyi diyordu. Ama yani ne kadar iyi olabilir ki diyordum kendi kendime. Gerçekten efsane başarılı bir fotoğraf çekimi var. Fotoğrafını çok beğendim. Gidince daha net göreceğim ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla fotoğraf çekimini çok beğendim. Video konusunda bilmiyorum. Eğer şu ana kadar izlediğiniz görüntülerde bir sıkıntı yoksa videoda iyi demektir. Aşağıya yazın bakalım ya, böyle fokusta kaymalar oluyor mu? Yani netliyor mu yüzüme tam? Onu bilmiyorum. Eğer netlemesinde bir sıkıntı yoksa bu işi çözdük demektir arkadaşlar. Bayağı bildiğin kavga izliyorum şu anda ya. Beni gördüler, çekmeye çalıştım. O zamandan beri kavga ediyorlar. Çok ilginç değil mi ya? Bak bak bak. Aa, bu da geldi. Yani gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde hepsi buraya toplandılar bir anda. Ne yaptıklarını anlamadığım bir şekilde. Değişik. Birbirlerine saldırdılar bir de ya. Ya bakar mısın, geri kalanlar da geliyor, şuraya bak. Ay inanamıyorum, şaka gibi. Bak bu değişik işte. Neyse arkadaşlar. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay.